Herkese merhaba. Evet, herkese merhaba. Bugün teknik bir aksaklığımızdan dolayı Selim'in mutfağındayız. Ama Sadık Kak amca adına video çekiyoruz. Evet. Kendisi yok. Buradan selam edelim. Bakalım onun lezzetini yakalayabilecek miyiz, göreceğiz. Evet, başlıyoruz. Bugünkü Selim, Selim'ciğim yapacağımız şey ne acaba? Bugün et fajita yapacağız. Böyle dillere destan. Çok lezzetli bir et fajita bizi bekliyor. Türk mutfağının vazgeçilmezi et fajita. Aynen öyle. Bakalım başarılı olabilecek miyiz, görelim. Deneyelim bakalım. Deneyelim. Başlayalım. Etlerimizi jülyen doğruyoruz ilk önce. Şölelemesine. Bakın elimle bir tutayım şöyle. Böyle sarkacak. Etin güzelliğine bak. Kıpkırmızı. Evet. Kuzu eti. Gerçekten lezzetli bir et. Şöyle atıyorum. Tabii bu pahalılıkta almak biraz sıkıntı oluyor ama işte. Evet. Ne yapalım, bazen de insanın canı çekiyor. Çok güzel doğradın Selim'ciğim. Etimizi marine etmek için işte burada jülyen doğradığımız bolca etimizi kabımıza alıyoruz. Geniş bir kap seçtim çünkü 600 gramlık bir et doğradık. Yani nereden baksan bir 4 kişilik olacak herhalde, değil mi? Rahat. Şöyle. Rahat olur. Evet. İlk önce yarım bir limon doğrayalım. Şöyle. Biraz tezgahımızlar olduğu için şey çalışıyoruz. Maalesef bugün biraz öyle. Çalışıyoruz. Şuradan çekirdeklerini alıyorum. Şunu etlerin alayım. Güzelliğine bak. Yarım limon yeterli. Ama bizim etimiz biraz bol olduğu için bir tık daha fazladan şöyle sıkıyorum limonu. Hiç çekirdek yok, o yüzden böyle sıkıyorum. Demeyin bir tane kaçtı. Olur öyle. Nazar boncuğu. Evet, bunu aldık. Evet Selim Bey, şimdi ne yapıyoruz? Evet, şimdi yeşilliklerimizi hazırlamaya geldik. Olmadı. Yok yok, güzel oldu ya. Yeşilliklerimiz işte bunlar, biberimiz. Doğru. Doğru, biberimiz, domatesimiz, kırmızı biberimiz. Tamam. Yani bunlar fajita için olmazsa olmaz. Bunları jülyen keseceğiz şimdi, doğrayacağız. Ben şöyle bir yöntem kullanıyorum. Bunları bir buradan, bir de tersinden bölüyorum. Sonra şu şekilde bu bize jülyen olması da en azından uzun parçalar şeklinde açılıyor. Evet. Şöyle şurası kopmamış. Bunlar da böyle açıldı, bu kadar. Soğanlarımızı zeytinyağı koyduk özellikle et fajita yapacağımız için. Soğanlarımızı hafif kızmış yağın içine güzelce yerleştiriyoruz. Şöyle narin dokunuşlarla yine kibar kibar. Evet, iyice yaydık. Bunlar bir süre tam ölmeyecek ama ölmeye yakın bir vaziyete gelene kadar bekleteceğiz. Görüşmek üzere. Evet, soya sosumuzu tekrar alıyoruz. Tatlandırmak için biberleri atmadan önce soğanımızın üzerinde az bir şey gezdiriyoruz şöyle. Bence yeterlidir, değil mi şekerim? Yeterli. Şöyle bir karıştıralım güzelce. Harika kokular geliyor. Evet, gerçekten müthiş kokuyor. Yani müthiş oldu. Soğanlarımız zaten tam kıvamına gelmiş durumda. Şimdi biberlerimizi ekleyeceğiz. Ekleyelim. Şöyle biberlerimizi aldım. Onları da ekliyorum. Bolca biberimiz var. Tabii bunlar küçülecekler. Biberlerimizi de ekledim. Tam bir renk yumuşu. Mükemmel. Adeta bir şaheser. Etlerimizi mühürleyeceğiz içerisinde. Suyu kaçmadan, değil mi Selimciğim? Bir tane şöyle atıyorum. Bakalım nasıl olmuş diye. Şöyle gördüğünüz etimizi. Bu ses. Ses budur. Şimdi ben bunları tavaya atacağım. Oo, zır zır geliyor sesler. Evet, suyu kaçmadan sökün. Parça parça dön bence. Tamamını değil de. Evet, bu kadar yeterli gibi. Evet. Şöyle bir parçamız varmış burada. Bunu koyunlarını yedim ki bunlar da. Evet, şu anda gayet güzel mühürleniyorlar.
kendi zeytinyağlarıyla, sularıyla. Oh, kokusu var ya, keşke duyabilseniz kokusunu. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Ağzım sulamaya başladı şefim benim. Benim de. Senin oldu mu? Evet, oldu. Çok iyi. Hem öğrensin böyle. Birazdan ters yüz edeceğiz onları. Şimdi son aşamamıza geldiğimiz yemeğimizin etlerini mühürledik. Sebzelerini biliyorsunuz daha öncesinde kıvamına getirdik ve karıştırma aşamasındayız. Hepsini birbirleriyle buluşturduk. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Harika gözüküyor. Müthiş kokular geliyor. Harika gözüküyor. Gerçekten de. Müthiş bir kuzu eti bu arada aldığımız et. Bu bilgiyi de vermeden edemeyeceğim. Evet. Normalde dana bonfile diye geçiyor. Ama evet, biz, ama biz kuzu eti kuzu et alalım dedik. Müthiş. Kesinlikle. Değil mi şefim? Evet, kesinlikle müthiş. Evet, şu görüntü zaten kendini gösteriyor yani. Böyle bir görüntü olamaz. Ellerine sağlık Selim şefim. Ne demek, hep birlikte yap. Evet, şimdi geldik en güzel kısma. Tadım yapma kısmına. Bakalım etlerimizle biberlerimizi buluşturduğumuz bu et fajita yemeğinde nasıl bir tat yakaladık? Bunu göreceğiz. Evet şefim. Ben şöyle kusura bakmazsan biberiyle birlikte almak istiyorum hatta. Tabii, şöyle nasıl bandayım. İstersen. Of, sularına baksanıza. Şu suyuna bakın, yağına bakın. Tam ekmek banmalık. Yani ağzım öyle bir sulandı ki konuşamıyorum bile. Sen bir tadına bak bakalım. Müsaadenizle. Of. Ne diyorsun? Mükemmel. O tek zaman, kelimeyle mükemmel. O zaman eline sağlık diyorum. Hani Sadık şefimizin yaptığı kadar olamayacak biliyorum ama bu da bir o kadar mükemmel olmuş. Ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Ve haftaya görüşmek üzere diyorum. Selfie yapıp konuyu kapatalım ve yemeğe boğulalım diyorum. Hemen tamam. İyi bakın kendinize. Görüşürüz.